Gaziantep'te kanalizasyonda sıkışan metan gazı bomba gibi patladı. Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi kanalizasyonunda sıkışma nedeniyle metan gazı patladı. Patlama esnasında 57 No'lu cadde, Şehit Adem Şahin Caddesi'nin de aralarında olduğu 5 sokak ve caddede bulunan yaklaşık 15 rögar kapağı havaya fırlarken çevredeki çok sayıda ev ve iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi. Patlama esnasında Şehit Adem Şahin Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir özel halk otobüsü de fırlayan rögar kapağından hasar gördü. Üç günden beri gaz kaçağı varmış. İhbar etmişler. Gaz kaçağını bugün de sabaha karşı 4'te 5'te annemle babam kalkmış gaz kaçağından dolayı evde duramamışlar. Dışarı çıkmışlar, komşulara haber vermişler. Ev sahibi gaz kaçağı şeyini arıyor, geliyor bakıyorlar, adamlar diyorlar ki burada gaz kaçağı değil, kanalizasyon kokusu var. İkisinin arasında iki kokuyu bir arada şey yapamıyorlar. Ondan sonra çıkıp gidiyorlar, bu patlamalar oluyor. Ev şu an darmadağın. Altta bir yaşlı karı koca vardı. Onlar da artık öldü mü ölmedi mi bilemiyoruz. Hastaneye götürmüşler. Yani gaz kaçağıyla kanalizasyon kokusunu bir arada yapamayacaklarsa, kokuyu alamayacaklarsa bu görevi de yapmasınlar. İlla birileri öldükten sonra da gelip bakmanın da bir anlamı yok. Devlet gitsin bu gaz şeylerini bir araştırsınlar. Belgeleri var mı? Yetkinleri var mı? Bu görevi tamamıyla yerine getirebiliyorlar mı? Yani illa birileri öldükten sonra gelip bakmanın bir anlamı yok. Şimdi burada benim annem babam ölseydi bana ne yapacaklardı? Herkes bir kelime sönüp çıkıp gidecekti. Ondan sonra biz yasımızdan kalacaktık. Yani insanların hayatı bu kadar ucuz değil. Devlet buna bir el atsın. Herkesin evini doğal gazlı yapıyorlar. Doğal gazlı yapıyorlarsa doğal gazı takıyla yapsınlar yani. Biraz da Avrupa'yı örnek alsınlar. Avrupa'nın başka şeylerini örnek almasınlar. İnsanlara nasıl hak veriyorlarsa, nasıl yardım ediyorlarsa onları örnek alsınlar. Oy toplamak için gelip mahallelerden oy toplayıp arkalarını dönüp çıkıp gitmesinler. Hani belediye başkanı, hani belediyede insanlar? Hani nerede yardım eden? Polisten başka kimse yok burada. Şeridi çekmişler, polisi hiç kimseye bırakmıyor. Başka bir şey yok. Hani yetkini? Kimse gelmiş bize demiş mi? Başını sağ olsun, eviniz yıkılmış, bir şey olmuş. Geçmiş olsun diyen yok. Gürültülü bir bomba gibi bir şey patladı. Ağız atan gözüküyor. Evde televizyonlar oynadı yani. Sabah saat 8 sularıydı. Mevki İstiklal güzergahında. Gaz sıkışması dolayısıyla mahallemizde kokular mevcut olup saat 10.30-11 arası tekrar markete çıktığımda bayağı bir sokaklara gaz sıkışmasının yayıldığını burnumda koku alarak yani hissettim. O sıralarda gaz taşın ekiplerinin sokakları gezdiğini, nerede bir kaçak olduğunu tam belirleyememelerinden dolayı saat tam 1.30 sularında patlamanın meydana gelmesiyle gaz taş ekibinin yani olaya müdahale etmesiyle ambulans ve itfaiyelerin gelmesiyle olay aydınlığa kavuştu. Tabii bu sıralarda bir saat önce olsaydı eğer zaten Mahmut Güleç İlköğretim Okulu güzergahında aileler öğrencilerini götürüp getirdiği için yani biraz daha sıkıntılı olabilirdi. Çünkü o güzergahta bayağı bir çocuk ya da vatandaşların gidiş geliş güzergahı olduğu için yani biraz daha neticenin daha kötü olabileceğini düşünüyordum ben. Bundan dolayı biraz gaz taşın yani her olaya müdahale edemedi yani. Yaklaşık bir 3,5-4 saat gezdiler yani bulamadılar. Artık teşhis mi edemediler, tespit mi edemediler. Biraz uzaması patlamanın meydana gelmesine ben sebep olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda benim görüşüm ne diye sorarsanız gaz taş ekibinin bu konuda biraz daha yani bilinçlendirilmesi, biraz daha aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında herhangi bir söyleyeceğim bir şey yok. Ya böyle bir şeylerin olmaması için yani yetkililerden biraz daha yani önemli bir bilgi aktarılırsa vatandaşlara en azından insana tedirginliklerinden oturmuş olurlar. Gaziantep Valiliğinden yapılan basın açıklamasında ise şu bilgilere yer verildi. Gaziantep ili Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 12 Şubat 2019 tarihinde saat 14 sularında birisi iki katlı evin zemin katında, diğeri rögarda meydana gelen iki ayrı patlamanın ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Olayda 4'ü hafif, toplam 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Ersinalan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Belediye, AFAD, itfaiye ve doğal gaz firması yetkililerinin müdahil olduğu olayda gerekli tedbirler alınmış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.